Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 15. güne. 15. günde açıkenar bağıntılarını işleyeceğiz. Dikkatli olmanız gereken bir konu. Hatta sonucu bulduğunuzda tekrar böyle soruyu okuyup sonuca bir daha bakmanızı isteyeceğim bir konu. Çünkü en çok yanlış bu konuda yapılıyor. Hatta biz bile bazen hızlı hızlı okurken yanlış yaptığımız şeyler oluyor. O yüzden dikkatli olun lütfen. Dikkatli, en çok dikkat gerektiren bir konudur burası. Şimdi derse başlayacağız ama başlamadan önce şafak sayar bakacağız. Şafak sayarımızda kaçıncı sayfa olduğunu öğreneceğiz. Gel bakalım şafak sayara. Şimdi şafak sayarda bakıyoruz ki 15. gün 92 ile 99. Oo, 100'e yaklaştık. Bayağı bir yaklaştık. 92 ile 99 arasını işleyeceğiz. Sonra bakıyoruz ki burada 3 tane dersin olduğunu görüyoruz. Ama korkmayın, kazanım kazanım ayırdığım için ilk ders böyle bir sayfa işleyeceğiz. Yani ilk dersimiz kısa olacak, hatta çok kısa olacak. O yüzden ilk ders kısa, sonrakiler böyle bir tık böyle 30 dakika 40 dakika arası olacak gibi duruyor. Sizi yormayacak bir konu ama dikkatli olmanız gereken bir konu. Sonra haftalık programa bakıyoruz. Haftalık programda açıkenar tek mi değil, üçgende merkezleri de, yani 15, yani bir de bundan sonraki konu 16. günü de işledikten sonra 8. haftayı halletmiş olacaksınız. Hadi bakalım gelelim, kaçıncı sayfadaydık? 90 mıydı? 90'lardaydı galiba. 90 değilmiş. Şöyle 92. sayfaya geldik ve konumuza başlayalım. Evet, bir üçgende. İlk önce açıkenar bağıntılarından başlıyoruz. İlk önce en temel mantıkla başlayalım. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır. Ama bak, işte 30'un karşısında 1 varken 60'ın karşısında 2 gibi bir doğru orantıdan bahsetmiyoruz. Büyüklük küçüklük anlamında doğru orantıdan bahsediyoruz. Tamam. Öyle 30'un karşısı 1 iken 90'ın karşısı 2 idi. 60'ın karşısı -3'tü. Bak, öyle bir orantı yok. Doğru orantı yok. Büyüklük küçüklük anlamında böyle şeye bakacağız. Orantıya bakacağız. Mesela burada hocam ABC üçgeninde eğer A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısı demişse en büyük açının karşısındaki kenar en büyük kenardır. Yani A açısının karşısındaki kenar A büyüktür, sonra B'nin karşısındaki B, sonra C'nin karşısındaki C diyeceğiz. Bu şekilde yorum yapacağız. Bak, tekrar söylüyorum. Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantı. Peki hocam, şu yorumu yapalım seninle birlikte. Şimdi şöyle bir 100 derece var mesela burada. Hocam burada da şöyle bir 20 derece var mesela. Şöyle bir yorum. Burada da 20 derece var. A ile B'yi. A mı küçüktür, B mi büyük? Dur bana düşün ve düşünceni yorumlarda da yaz. A mı büyük, B mi büyük diye sorsam. Ne dersin? Bir yorum yapamayız kardeşim. Niye? Biz ne dedik burada? Bir üçgende açılar ile kenarlar doğru orantılıdır dedik. Ha, iki üçgende ortak bir kenar olsaydı eğer, ortak kenarı da inceleyip onun üzerinde yorum yapabilirdik. Yani burada hocam 100 derece var. Burada 20 derece var. 100 büyüktür 20 deyip de sakın ola sakın şunu demeyin. 100'ün karşısındaki 20'nin karşısındakinden daha büyüktür demeyin. Ha, 100 burada, 20 burada olmuş olsaydı ve B de burada olmuş olsaydı, evet, bir üçgende olmuş olsaydı 100'ün karşısındaki A 20'nin karşısındaki B'den tabii ki büyük olacaktı. Ama farklı farklı üçgenler olunca iş değişiyor. Belki bu 20 dereceye ait kenar şöyle daha da uzuyor. Bak, şu B kenarı belki böyle bir kenar. Şuradaki A ile B arasında bir bağıntı, bir şey kurabilir miyiz? İlişki kurabilir miyiz? Hayır. Hocam bu sefer de B daha büyüktür diyeceksin. Hayır. Görünüre de bakıp da B daha büyük gözüküyor deyip işlem yapmayın. Gerçi ÖSYM soruları böyle orantılı bir şekilde çizildiği için şunu yapan arkadaşlarınız var. Kalemin ucuyla böyle ölçüyorlar büyüklük küçüklük sorulduğunda. Ya geliyorlar mesela, şu kalemi koydu buraya. İşte kalemin belli bir parçası. Sonra geldi buraya koydu. Aa hocam, bu daha büyük. Evet, doğru, doğru. Hani büyüklük küçüklük anlamında o şekilde bir yorum da yapılabilir aslında. Tabii ÖSYM orantılı bir çizim yaptığı için. Ya orantılı çizmezse, bizim buradaki anlattığımız şeyleri de bilmek lazım. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Şimdi eskiden bu şekilde dediğim gibi yapan arkadaşlarınız vardı. Ama farklı üçgenler olduğu zaman A ile B kıyaslanamaz. Dikkat! A ile B kıyaslanamaz. Şuraya yazalım. Sen de yaz. Kıyaslanamaz. Farklı üçgenler olduğu için. Ha, ortak bir kenar olmuş olsaydı o kenarı da işin içine katıp bir kıyaslama, belki hani en uzun kenar ya da en kısa kenar kıyaslaması belki yapabiliriz. Neyse, öğrenme alanına gelelim. Şimdi kenarları sıralayınız demiş. Hocam 50, 70 burası da kaç oldu? 60 oldu. Kenarları sıralayacağız. Küçükten büye doğru sıralayalım. En küçük açı hangisi? 50. 50'nin karşısındaki en küçük kenardır. Yani A küçüktür. Sonra 60. 60'ın karşısındaki C. Sonra o da küçüktür. B diyeceğiz. Ya da büyükten küçüğe sıralayın deseydi B, C, A şeklinde sıralayacaktık. Ki cevap anahtarında da A, C, B şeklinde var. Yani şöyle sen de görüyorsun. Sıkıntı yok. Geldik şuraya, B şıkkına. En kısa kenar hangisidir? 80, 60, 140. Buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. 60, 65. Burası da kaç oldu? 55 oldu. Şimdi bak, şu tür sorularda ÖSYM'de sorduğu bir soru tarzıdır. Dikkat edin o yüzden. En kısa kenar sorulduğunda en küçük açıya bakıp da en küçük açının karşısında kenar böyle budur diyeyim, hata yap. Elimizde iki tane üçgen var. Bir bu üçgen, bir de bu üçgen. Bu üçgeni boşu boşuna mı ver? Hocam ne yapacağız? Tamam. Sen buradaki üçgene bakıyorsun şimdi. Bak, ilk etapta şu üçgene bakıyorsun. Hocam bu üçgene baktığımızda en kısa kenar, en küçük açının karşısındaki kenardır.
bu üçgende ama. Geldin böyle bu üçgende burayı böyle gösterdin. Sonra alttaki üçgene bakacaksın. Alttaki üçgende de en kısa kenar nedir? En küçük açının karşısındaki kenardır. Onu da okla gösteriyorsun. Hop okla göster. Bak şimdi ne oldu? Normalde sen en kısa kenar burası dedin ilk etapta. En küçük açı bu olduğu için. Ama sonra bir geldin şuradaki üçgene. Hocam buradaki üçgende de en kısa kenar bu oldu. Yani şu kenardan daha kısasını buldum böyle. Yani cevap ne oldu o zaman? CD oldu. Yani bu şekilde yazacağız. Yani bize böyle birkaç farklı üçgen olduğunda 3 tane de olur, 4 tane de olur. Ama birer kenarlarının ortak olması lazım o yorum yapabilmemiz için. Normalde ayrı gayrı üçgenlerde yorum yapılamaz. Ama burada da ayrı gayrı üçgen var ama birer kenarları ortak olduğu için yorum yapıyorum. Ve ortak kenarı en küçük olduğu için yorum yapıyorum. Mesela bu ok burayı göstermiş olsaydı, bu ok burayı göstermiş olsaydı burası mı burası mı bilemezdim. Ama bu üçgende ortak kenarı gösterdiği için burası, burada bundan daha küçüğü var diyor bana. O yüzden bu yorumu yapıyoruz. Yani kısacası bu tür sorularda ikili, üçlü, dörtlü üçgenler geldiğinde en kısa kenar sorulduğunda ok yardımıyla her üçgendeki en kısa kenarı gösteriyorsun. Oklar en son nereyi gösteriyorsa en kısa kenar onu verir. Ya da tam tersi en büyük kenar sorulduğunda, mesela burada en büyük açı bu, buradaki en büyük açı bu. Bu soruda biz en büyük açıyı bulamazdık. Birinde burayı gösteriyor, birinde burayı gösteriyor mesela. Farklı kenarlar. Ortak kenarı göstermiş olsaydı evet bu kenardan daha büyüğü bu var derdik. Ama bu soruda ona göre sorulurdu. Yani ona göre sorulmadı zaten bu soruda. En uzun kenar sorulduğunda da ok yardımıyla gösteriyorsun. Ok yardımıyla oklar en son nereyi gösteriyorsa en uzun kenarda odur. Ama bu tür ikili üçlü üçgenlerde önemli olan ne? Üçgenlerin ortak kenarını okun göstermesi. Tamam, olay bu. Anlaşıldı herhalde. Gelelim şuraya. Hemen örnek 1'e bakalım. Örnek 1'de böyle bir konu anlatımı gibi düşünebilirsin burada. Öncelikli olarak bir açıları yazalım. Hocam 2 iç açı 1 dış açı 70. Burası kaç yaptı? 60 yaptı. Burası da kaç derece yaptı? 130 derece yaptı. 180'e tahmin açısı. Olduğuna göre diyor. Burada kenarlar verilmiş. Aşağıdaki istenilen üçgenlerde kenar uzunluklarını sıralayın. Öncelikli olarak ABD üçgeninde sıralayın diyor. Tabii biz bir üçgende sıralama yapabiliriz. Hemen ABD üçgeninde kenarları sıralayalım. En küçük açı hangisi? Hocam en küçük açı 50, sonra 60, sonra 70 bu üçgende, değil mi? Yani 50'nin karşısı E, sonra 60'ın karşısı A ve sonra 70'in karşısı D. Yani E, A, D şeklinde oldu. E, A, D şeklinde yazdık. ADC üçgeninde diyor şimdi. ADC üçgenine gelelim. ADC üçgeninde şöyle gösterelim. Bir üçgende kenarlar sıralanabilir. Şimdi burada sıralayacak olursak kenar uzunlukları ben küçükten bir'e doğru sıralıyorum. Artı cevap anahtarı burada verilmemiş tabii. Öyle baktığımız zaman yok. Direkt örnek 4'e gelmiş. Yok. 2. Örnek 1'in cevabı yok. Sıkıntı yok. Direkt ben yazıyorum buraya. Küçükten bir'e doğru. Yeşil üçgende de en küçük açı 20. 20'nin karşısı. Sonra 30'un karşısı. Sonra 130'un karşısı diyeceğiz. 20'nin karşısı D. Sonra 30'un karşısı B. Sonra 130'un karşısı C diyeceğiz. ABC üçgeninde diyor. ABC üçgeninde kenarlarımız neler? E var. C var. Bir de A artı B var kenarlarımız. ADC üçgenindeki açılara bakıyorum. 20 var. 70 var. Bir de 90 var. Hemen 90 derecede göstereyim. En küçük açı hangisi? Büyük üçgende 20. Sonra 70. 20'nin karşısı E. Sonra 70'in karşısı C diyeceğiz. Sonra da ne diyeceğiz? 90'ın karşısı A artı B diyeceğiz. Kenarlar bu şekilde sıralandı. Tamam, onu da yazdık bakalım şöyle. En uzun kenar diyor şimdi. En uzun kenara bakarken ne yapacağız demiştik? Hocam ok yardımıyla göstereceğiz. Ortak kenar var mı? Var. Bak ortak kenar burası arkadaşım. Maviyle göstereyim. Ortak kenar bak şurası. Hatta maviyle de göstermeyeyim. Şöyle pembe. Gönlüm sende. Şu kenarı gösterdim. En uzun kenar ya da en kısa kenar sorulduğunda o iki üçgende ortak kenarı göstermesi lazım. Ve burada ben A, B, C, D, E harflerini sıralayacağım. A artı B diye almayacağım. Onu da söyleyeyim burada. Şimdi iki üçgen yan yana yapışık birer kenarları var ya. İki üçgendeki en büyük açıyı bulmaya çalışacağım. En uzun kenarı. Şimdi ilk üçgene bakıyorum. İlk üçgende en büyük açımız 70. 70'i karşısında okla gösteriyorum. Hop şurası. Sonra yeşil üçgende de hop şurası. Oklar nereye gösteriyor? İlk ortak kenarı gösterdi. Doğru. Sonra da 130 burayı gösterdi. C oldu. En uzun kenar C oldu. Sonra siyah kalemle de öbürünü göstereyim. En kısa kenar. Yine ortak kenarı göstermesi lazım. Hocam şu sarı üçgende en kısa kenar bu. En küçük açı. Bu da 20. Bak burada da ne yaptı? Ortak kenarı gösterdi. Burada D dedi. Sonra geldik bu üçgene. Bu üçgende bu kenardan daha küçüğü var diyor. Bak buraya gösteriyor. Yani siyahta oklar en son nereye gösterdi? E'yi gösterdi. O zaman cevaba E diyeceğiz dostlar. Tamam. Haydi bakalım. Diğer soruya bakalım şimdi. İkinci sorudayız. 50 derece verilmiş. Bir de AB küçüktür BC verilmiş. Ben bunu kullanacağım o zaman. Ve burada bizden BAC açısı isteniyor. Peki BAC açısı isteniyorsa ben şuraya bir alfa diyeyim. Açı isteniyor. Alfa dedi. Üçgen iç açıları toplamı 180 olacağından 50 artı alfaysa 50'nin 180'e tamamlayanı 130'dur. Burası 130. Eksi alfa olmak zorunda değil mi? Çünkü alfadan da kurtulman lazım. O yüzden eksi alfa. Tamam. Sonra şunu kullanacağız. AB. AB'yi iyi gören 130 eksi alfa. 130 eksi alfa küçüktür. Açılarla kenarlar doğru orantılıydı çünkü. Büyüklük anlamında. BC'yi gören alfa diyeceğiz. Buradan
130 küçüktür 2 alfa geldi. 65 küçüktür alfa geldi. Yani ben buradan ne buldum? Hocam alfa 65'ten büyük oldu. Ya alt sınırını buldum burada. 65'ten 180'e kadar mı gidiyor? Mesela burası 179 olur mu? Olamaz hocam. Niye? Burası 179 olursa bak burası ne oluyor? Toplamları 180'den büyük oluyor. Ben burada alt sınırı buldum ya. Diğer yorumla da neyi bulacağım? Şeyi bulacağım. Yani alfanın üst sınırını bulacağım. Hocam o zaman burada 50 ile alfanın toplamı kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? 180'den küçük olmak zorunda. Ya da 50'nin 180'e tamamlayanı kaç? Hocam 50'nin 180'e tamamlayan açısı 130. Yani alfada biz ne bulduk? Kesinlikle ama kesinlikle 130'dan küçük olmak zorunda. Çünkü şu açıdan da yorum yapabilirsin. Hocam alfa 130'dan küçük olsun ki buradaki açı, neredeki açı bak gösteriyorum. Şuradaki açı pozitif bir tam sayı olsun. Yani şuradaki açı sıfırdan büyük bir açı. Yani 130 eksi alfa büyüktür sıfır diyebiliriz. Yani buradan da 130 büyüktür alfa, yani alfa küçüktür 130 hikayesi buradan da gelebiliyor. Ya da şu ikisinin toplamı 180'den küçük olacak hikayesi oradan da gelebiliyor. Ben burada ne buldum? Hocam burada alfayı 65'ten büyük buldum. 130'dan küçük buldum. İkisinin aralığını alacak olursam o zaman 65 ile 130 arasında olmak zorunda. Bizden ne isteniyor? Alfanın kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bu aralıkta 65 ve 130 arasında kaç tane tam sayı değer vardır? 66, 67, 68, 69, 129'a kadar gideceğiz. Peki bu aralıktaki sayı değerlerini bulurken ne yapıyoruz? Böyle her ikisi de küçük, eşitlik falan yoksa olduğunda 130 eksi 65 büyükten küçüğü çıkart, bir de bir çıkart olayı bize bu aralıktaki sayı değerlerini verir. 130'dan 65 çıkarsak, 65 bir de bir çıkarsak ne yapıyor? 64 yapıyor. Yani örnekle 64 tane alfa değer alabiliyormuş. Cevap böylelikle 64. Geldik bir sonraki soruya. En uzun kenar sorusu yine. En uzun kenar sorusunda ilk önce açıları yazalım kardeşim. Burası kaç yapıyor? 61. 50-60 saat. Burası 70 yapıyor. Hocam ben şuradaki açıları bilebiliyor muyum? Yo, bilemiyorum. Ne yapacağız hocam? Burada da şu yorum var. Bak burası 90 olmuş olsaydı hocam alfa artı beta 90 oluyordu. Yani bu açılar kesinlikle 90. Daha doğrusu geniş açıya burası. 90'dan büyük ya. Hocam bu açıların toplamı 80. Dolayısıyla bu üçgendeki en büyük açı zaten bu. Bundan daha büyüyor. Şu ikisinin toplamı zaten 80 yapıyor. En büyüğünün bu olduğu belli. Diğer açılara burada gerek yok. Yani geniş açı verildiği zaman en büyük açıyı da arıyorsak geniş açı en büyük açıdır kardeşim. Bunları bilmeye gerek var mı? Yok. O zaman hadi en uzun kenar isteniyor. En uzun kenar istenirken hemen ok yardımıyla göstereceğim. Sakın şunu yapmayın. En büyük açı 100 deyip EC'nin uzunluğu en uzun kenar demeyin. Göster okla. Zaten ne dedik? Kenarları ortak olanları ok ile gösterilmesi lazım. Sorunun doğru çıkması lazım. Doğru çıkması için. Çünkü farklı üçgenlerde kenarlar kıyaslanamaz. Ortak kenarlı üçgen olduğu zaman en uzun kenarın karşısındaki en büyük açının karşısında gösterdiğimizde ok ortak kenarı gösteriyorsa orada yarım yapabiliriz. Ya da en küçük açı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada geldik şimdi. Hocam buradaki en büyük açı bu. O zaman en uzun kenar EC gibi oldu. Sonra buraya geldik. En büyük açı 70 ortadaki üçgende. Bak şurada ne oldu? En büyük kenar burası oldu bu üçgene göre. Ama bu üçgene gelince bak buradaki en büyük açı 70. 70'in karşısındaki kenar burası oldu. Yani ne demek istiyor? Kardeşim diyor. Ben diyor şuradaki kenar diyor senden daha büyüğüm diyor. Tamam. Burada da yine okla gösteriyoruz. 59, 60, 61. 61 en büyük açı burası. Oklar en son nereye gösteriyor? Hop hop. Şu kenarı gösteriyor. Buradaki üçgende de şu ikisinde en büyük kenarı bu buldum. Buradaki üçgen de buraya işaret ediyor. Dolayısıyla en uzun kenar ne oldu? EB'nin uzunluğu oldu. Yani şöyle EB doğru parçası diyebiliriz. Örnek 3'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. Benzeri ÖSYM tarafından sorulur. Soruldu. Sorulmaya da devam edilebilir. Güzel bir şeye bak. ABC eşkenar üçgen demiş. Sonra BAD açısı şurası. Alfa diyelim. EAC açısından küçükmüş. Burası da beta. Alfa küçüktür. Beta demiş kardeşim. Şimdi bir de ne demiş bize? ABC eşkenar demiş. O zaman şuraya 60. Buraya 60 yazıyor. Arkadaş ne yapacağız burada? İki iç açı bir dış açı. Burası 60 artı alfa yaptı. İki iç açı bir dış açı. Burası 60 artı beta yaptı. Ve burası da 60 eksi alfa eksi beta mı yaptı? Evet. Çünkü tamamını buradaki açının tamamı da 60 derece. Bizden ne isteniyor? ADE kenarlarının sıralanışı. Yani şu üçgende bu kenarların sıralanışı işte. Bir kere şuraya bakacak olursak açılarımız var elimizde. Burası 60 artı alfa. Burası 60 eksi. 60 artı beta. Burası da 60'tan alfayı ve betayı çıkartıyorum. Bir kere en küçük açının bu olduğu belli. Küçükten bir'e doğru sıralayacağım. En küçük açının karşısında kenar DE. En kısa kenar DE oluyor. Sonra küçüktür. Bu açıları inceleyeceğim. 60 artı alfa mı 60 artı beta mı? Bak şimdi. Bize sorunun başında ne vermişti? Alfa betadan küçüktü. O zaman 60 artı alfa 60 artı betadan küçük olmak zorunda değil mi? Ya da burada denkleme 60 eklersek böyle 60 artı alfa küçüktür 60 artı beta olmadı mı? Oldu. O zaman 60 artı alfa daha küçükse 60 artı betadan ya da en büyük açı burada ne yapmış oluyor? 60 artı beta yapmış oluyor. Sonraki küçük açımız bu. Bu açının karşısındaki kenar AE'ye bakacağım. Hemen AE'ye yazıyorum. Sonra ne yapacağım? O da küçüktür. Diğer 60 artı betanın karşısındaki
Arts'daki AD kenarı diyeceğim ve sıralanışı da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Örnek 4'te uzunluk olarak istenildiği için bunları böyle şey yapmalıyız aslında. Uzunluk olarak söylemeliyiz. O yüzden böyle uzunluk yazalım istersen. Uzunluk, uzunluk, uzunluk şeklinde oldu dostlar. Evet, AD üçgenin kenarlarını küçükten B'ye doğru bu şekilde sıralamış olduk. Bu da güzel bir soru. Benzeri bir sorusunu eşkenar üçgenle ilgili açı kenar bağıntılarında böyle bir soruyu ÖSYM sordu. Benzerisini sordu. Eskimeyecek soru tiplerindendir. Dikkat edin. Sadece açıya dalıyoruz. Alfa beta'ya dalıyoruz. Sonra 60 artı alfa, 60 artı beta. Burası da 60 eksi alfa eksi beta oluyor. Bunları yazınca zaten direkt sonuca ulaşıyoruz dostlar. Evet, ilk kısım bitti. Üçgen eşitliği farklı bir kazanım olduğu için bir sonraki derse bırakacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders 15. günün ikinci dersinde üçgen eşitliği asıl konu orası. Bak, bu konunun asıl mantığı, asıl soruların çıktığı yer orası. Ama ilk derste işlediğimiz yerde yine karşımıza çıkıyor tabii ki. Önemli olan temel mantığı da bilmek diyorduk zaten. O zaman 15. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.